Herkese merhaba sevgili çamaşır severler. Havlu ve çarşaflarımı yıkamam gerekiyor. Yıkarken de aynı anda yol gösterici bir video olsun istedim. Sabah çektiğim videoda bahsetmiştim. Bugün yatak örtüm, çarşaflarım var diye. Şöyle bir yatak örtüm var. Yün. Bunu tek başına yıkamak zorundayım. Zaten kazanı tamamen dolduruyor. Ve yün olduğu için de diğer çamaşırlarla birlikte yıkandığında tüylenme yapıyor. Ters çevirme imkanım da yok. Kazak olsa ters çevireceğim. Bakalım başka havlu. Renkli havlularım. Renkli yastık kılıflarım. Renkli çarşaflarım. Efendim, bugünkü videomuzun konusu belli oldu demek ki. Renkli havlular, çarşaflar, yastık kılıfları, ne resimler, nasıl, kaç derecede yıkanır? Biraz sohbet tadında, biraz bilgilendirici bir video olarak yıkamamıza başlayalım. Banyo havlularınızla birlikte yıkıyorsanız, yastık kılıflarınızla, el yüz havlularınızla birlikte, o zaman muhakkak ki ön yıkama yapmamız gerekiyor. Artı havlularınızda, el yüz havlularınızda veya diğer havlularda kan lekesi olabilir. Tıraş olurken kan bulaşmış olabilir. Ya da gayri ihtiyarı bir sivilce sıkmışızdır. Sivilceyi o havluyla silmişizdir. O zaman bu türden lekelerde muhakkak ki ön yıkama yapmamız gerekiyor. Doğrudan yıkamaya geçmeyelim. Şu banyo havlusu, o yüzden mecburen onu tek yıkayamayacağıma göre ön yıkamalı olarak yapacağım. Tabi sadece lekeli olanlar için ön yıkama geçerli değil. Eğer ki yastık kılıflarını ve havlularımızı bir haftadan fazla kullanıyorsak veya en az bir hafta kullanıyorsak, değiştirmiyorsak aralarda, o zaman da muhakkak ön yıkama yapmamız lazım. Saçımızda oluşan yağlanmalar yastık kılıfına bulaşmış oluyor. Veya işte havlularda muhakkak ki sürekli böyle elimizi yüzümüzü kuruladığımız zaman o hemen kurumuyor. Geç kuruduğu zaman bakteri üretiyor o havlular. O zaman muhakkak ön yıkamalı olarak yapacağız. Ben normalde ön yıkamalı yapmıyorum. Çünkü havlularım benim en fazla 1,5-2 gün kullanılır. Ondan sonra değişir. Yastık kılıflarım aynı şekilde 3-4 günde bir değişir. Normalde ön yıkamalı yapmıyorum. Size gösterme adına bugün ön yıkama kullanacağım. Ön yıkama yaparken de yarım kapaktan biraz az sıvı deterjan kullanıyorum. Renkli ve bu türden çamaşırlarda toz deterjan tercih etmiyorum. Toz deterjan çok güzel temizliyor. Evet, ama aynı zamanda da çamaşırları sertleştiriyor. Mesela havluların ilk önce şu ön yıkamayı göstereyim. Normal ön yıkama kullanmıyorum. Tam bir sıkma olması için durulama programını kullanıyorum. Soğuk suda biraz deterjanla tüm pisliğini atıyor. Sıkmaya geçtiği zaman da bütün kirli sulardan kurtuluyor. Ana yıkamaya temiz bir şekilde hazır oluyor çamaşırlar. Çalıştırayım makinemi. Durulama programını kullandığım için ön yıkamada yumuşatıcı gözüne koydum deterjanı. Yarım kapaktan biraz daha az. Ana yıkamaya geçtiği zaman biraz daha deterjan ekleyeceğim. Renkli çamaşırlara, cinsi ne olursa olsun, havlu da olabilir, bir üst giysi gömlek de olabilir, pantolon da olabilir, muhakkak ki sıvı deterjan kullanarak yıkıyorum. Toz deterjan tercih etmiyorum. Toz deterjanın evet temizleme gücü çok güzel, leke çıkarma gücü çok güzel, çok etkili. Fakat zaman içinde toz deterjanların aşındırma gücü fazla olduğundan renklerde de bir solma yapıyor. Sıvı deterjanlarda böyle bir problem olmuyor. Sıvı deterjanla, ama renkli sıvı deterjanla yıkarsanız eğer, siyahları siyahlarla, renkleri renklerle, o zaman renk solması gibi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Ön yıkamam bittikten sonra ana yıkamaya geçiyorum. Ana yıkamada pamuklu programını seçiyorum. Çünkü havlular ve nevresim tarzı çamaşırlar pamukludur. 60 dereceyi seçiyoruz. 30 veya 40 derecede yıkama yaptığımız zaman tam temizlik olmaz ki. Özellikle gece yatarken kullandığımız yastık kılıfları, çarşaflar, elimizi yüzümüzü sildiğimiz havluların tam bir temizliğe, hijyene ihtiyacı vardır.
30 derecede, 40 derecede bu temizliği elde edemeyiz. Diyeceksiniz ki ya çekerse 60 derecede? Hayır efendim, pamuklu olan kumaşlar kesinlikle 60 derecede çekmiyor. Sadece çarşaflar biraz kırışabilir. O da neden kırışır? Yumuşatıcı kullanmazsınız, belki o yüzden kırışır. Ya da çok fazla çamaşır doldurursunuz. Bu arada onu söylemeyi unuttum. En fazla yarım kazan veya yarım kazanı çok az geçecek şekilde çamaşır doldurursanız çok temiz sonuçlar alırsınız. Tıka basa çamaşır doldurduğunuz zaman o çamaşır temizlenmez, kötü kokar, leke varsa çıkmaz ve yani yıkasanız da olur, yıkamasanız da olur o zaman. Bu türden yıkamalarda doğrudan teninize değecek olan çamaşırlarda kesinlikle çok fazla deterjan kullanmayın. Yani çamaşırım çok kirli, aman çok fazla deterjan kullanayım, çok köpük olsun, çok temizlensin gibi düşünmeyin. Yumuşak olsun diye çok fazla yumuşatıcı eklemeyin. Doğru yıkama yaparsanız çok fazla deterjan kullanmanıza gerek kalmadan çamaşırlarınız tertemiz ve yumuşak çıkar. İlk yıkamada durulama programında ön yıkama yaptığım zaman yarım kapaktan biraz daha az deterjan kullanmıştım. O deterjan çamaşırların dokularına işledi. Zaten çamaşırların temiz şu anda. Söylemiştim ben çok sık aralıklarla değiştirdiğim için çamaşırlarım temiz. Çamaşırın dokusuna işleyen deterjan zaten bir durulama olmadığı için çamaşırın içinde sabit bir şekilde kaldı. O yüzden ana yıkamaya aldığım zaman sadece bir yemek kaşığı sıvı deterjan ekledim. Çok az diyeceksiniz. Hayır, çok az değil. Köpükleri görüyorsunuz şu anda. Zaten 60 derecede yıkama yapıyorum. Çamaşırım tam dolu kazan değil. Çok kirli değil. Artı benim bulunduğum bölgede su sertlik derecesi çok kireçli değil. Yumuşak su var. O yüzden de deterjan çabuk çözünüyor, daha etkili oluyor. Sizin de çamaşırın miktarına göre, kirlilik derecesine göre deterjan miktarını ayarlamanız gerekiyor. Çok kirliyse çamaşırınız işte tam dolu bir kazan diyelim. O zaman tam dolu bir kapak sıvı deterjan yeterli olur. Bunun isterseniz yarısını ön yıkamada kullanırsınız, yarısını ana yıkamada kullanırsınız. İsterseniz tamamını ön yıkamada verirsiniz makineye. Sonrasında 60 derece yıkamasına, ana yıkamaya geçtiğiniz zaman dokulardaki deterjanla güzel bir yıkama yapabilir. Yardımcı olma açısından sıvı deterjan ambalajlarının arkasında zaten suyun sertlik derecesine göre, makinenin kilosuna göre ne kadar ne kullanacağınız yazıyor. Çok fazla deterjan kullanmak istemiyorsunuz ama suyunuz da çok kireçli, köpük olmuyor. O zaman deterjanla birlikte makineye çamaşır sodası veya 2 yemek kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Suyun kirecini kırar, güzel bir köpük verir ve deterjanın temizleme gücünü de arttırır su yumuşak olduğu için. Bazı havlular yıkama sonunda yumuşatıcı da kullanılsa sert olarak çıkıyor. Bunun sebebi de havluların ya çok eski olmasıdır ya da suyunuzun kireçli olmasıdır. Bunu önlemek için de dediğim gibi ya karbonat kullanırsınız ya da karbonat kullanmıyorsanız ve havlularınız yumuşatıcı kullansanız bile sert çıkıyorsa tam kurumadan havlular şöyle hafif kurumaya yakın şekilde nemliyken ütüleyerek havluları yumuşatma imkanınız var. Pamuklu olan ürünler 60 derecede veya daha yüksek sıcaklıkta çekme yapmaz. Ancak kırışma yapabilir. Onun sebebi de kazanı çok fazla doldurmaktır. Yani makinenin kazanını fazla çamaşır yüklediğiniz zaman sıkma anında hareket edecek yer bulamadığı için fazla kırışıklık olur. O kırışıklığı nasıl önleriz? Tabii ki yumuşatıcı kullanarak önleyebiliriz. Ama yumuşatıcı kullanarak tam dolu bir kazandaki kırışıklığı önlemenin imkanı yok. Ancak böyle yarım kazan bir çamaşırda yumuşatıcı kullandığımız zaman yüksek sıcaklıkta gönül rahatlığıyla yıkama yapabilirsiniz. Çünkü yüksek sıcaklığın vereceği kırışıklığı yumuşatıcı gideriyor. Artı çekme diyorsanız yumuşatıcı kullandığınız zaman
O çekmeyi de yumuşakça hallediyor. Çünkü dokuların sıkılaşmasını engelliyor. O yüzden de hele ki bir de ütü yapıyorsanız eski formuna hemen kavuşuyor. Ben ütü yapmıyorum çünkü kırışık çıkmıyor çamaşırlar. Kuruduktan sonra elimle şöyle bir düzeltip o şekilde yerleştiriyorum çekmecelere. Ama öncesi var tabii ki. Asma aşaması da önemli. Eğer ki ütü yapmak istemiyorsanız asmadan önce havlularda zaten kırışıklık olmuyor da yüksek sıcaklıkta. Çarşaflarda, yastık kılıflarında hafif bir kırışıklık kalabilir. Onu da çekiştire çekiştire asarsanız, daha önceki videolarda bahsetmiştim. Annemle anneannem çarşafları yıkayıp asarken, asmadan önce ıslakken iki tarafından böyle karşılıklı geçerlerdi. Katlayarak işte bir ikiye katlarlar, çekiştirirler. Dörde katlayıp çekiştirirler. O böyle dümdüz olurdu çarşaf. Hiç kırışıklık kalmazdı. Kururken de zaten kalanları salardı. Mis gibi ütüye gerek kalmadan kaldırırlardı. Çok fazla yumuşatıcı eklemeyin makineye. Ölçüsü var. O ölçüsüne kadar ekleyin. Yani onu aldıktan sonra ikinci bir kapak ekleyeyim falan demeyin. Havlular çok yumuşak olsun diye. Çünkü havlu ne kadar çok yumuşak olursa suyu emme kapasitesi o kadar düşüyor. Aslında makbul olan yani sert çıkan havlular çünkü suyu daha çabuk emiyor. Yumuşak olduğu zaman kaygan oluyor o havlular. Ellerinizi yüzünüzü kurularken tam olarak o ıslaklığı almıyor. Aynı şekilde böyle ıslak ıslak uğraşıyorsunuz. Havluyu tamam güzel mis gibi kokuyor yumuşacık ama su almadıktan sonra havlunun işlevi ne olacak? Aynı şekilde çarşaf ve nevresimlerde de çok fazla yumuşatıcı eklemeyin. Onlardaki işte su almıyor neden diye sorarsanız yattığınız zaman siz o yumuşatıcı kokusunu soluyacaksınız. Burada amaç öyle tamam hafiften güzel bir koku gelsin ama buram buram yumuşatıcı kokusuyla uyumak zaten çok zor olur. Sizi rahatsız eder, uyku kalitenizi düşürür. Renkler ne olacak derseniz açık renklerle koyu renkler yıkanır mı? Yıkanır. Renkliyse eğer açık kremse yıkanır tabii ki beyaz olmadıktan sonra. Hatta şurada gördüğünüz oradan aklıma geldi. Açık krem bir havlum. Kenarında kahverengi biyeler var. Onu beyazları yıkadığım zaman eğer ki kedi sepetindeyse beyazlarla birlikte yıkayabiliyorum. Renkli yıkadığım zaman renklerle birlikte yıkayabiliyorum. Yani o arada bir renk olduğu için hem renkli hem beyazlarla yıkanabiliyor. Yüksek sıcaklıkta yıkama yapacağınız zaman çok fazla deterjan eklemenize gerek yok. Zaten yüksek sıcaklık. Bir de makineniz yeterli su alıyorsa, bazı programlar bol su alıyor mesela benim makinemde. Çok az bir deterjan da eklesem yüksek sıcaklıkta bayağı böyle şöyle yarıya kadar köpük görebiliyorum. Sonrasında da temizlemek çok zor oluyor tabii o köpükten arındırmak. Şu anda da çok fazla köpük görünmüyor ama cama çarptıkça o köpükler böyle yavaş yavaş iniyor aşağıya. Biliyorum ki havluların dokusunda, çamaşırın dokusunda o deterjan, oradan köpüklenme var zaten. Güzelce temizliyor. Sadece yeteri kadar su almadığı için bu programın amacı çünkü pamuklu programlarında genelde çok fazla su almıyor. Çarparak temizlemek, tokaçlama usulü makinenin kazanına çarparak temizlediği için çamaşırları çok fazla su almıyor. Zaten çok fazla su aldığı zaman makinenin kazanına da çarpamayacak. Suyun içinde yüzer vaziyette olacak. Çok temizlenmeyecek. Onu ne yapabiliriz? İşte çok kirli çamaşırlar için su eklemeyin makinenize. Su ekliyorsanız veya fazla su alan programlarda yıkamayın. Çok kirli çamaşırlarınızı az su alan programlarda makineye çarparak temizlenecek şekilde ayarlanmış olan programlarda yıkayın. Sıvı deterjan kullandığım için genelde yumuşatıcıya çok ihtiyacım olmuyor. Sıvı deterjan zaten belirli bir yumuşaklık veriyor çamaşıra. O yüzden bu yıkamada da sıvı deterjan kullanmayacağım. Tamam, 60 derecede havlularım kırışmayacak. Biraz çarşaflarım kırışabilir ama onu da işte oğlumla beraber çekiştirerek zaten açarım. Havlular orta sertlikte çıkıyor. Tabii
Suyunuz çok kireçtiyse sizin yıkama sonucunuz çok sert olabilir. Öyle bir durum varsa yumuşatıcı yerine sıvı deterjanla birlikte biraz önce de söylediğim gibi bir miktar karbonat eklerseniz ya da çamaşır sodası yumuşatıcı kullanmadan orta sertlikte aslında olması gereken şekilde bir yıkama sonucu elde etmiş olursunuz. Cam tutulmuyor. O kadar sıcak ki 60 derecede bir de 90 olsaydı kimle ne olacaktı? Hiç dokunamayacaktım demek ki. İşte bu sıcaklık benim içimi çok rahatlatıyor. Çünkü tam bir hijyen olmuş oluyor. Aklıma bir şey geldi. Onu uygulayacağım. Bu bir ateş ölçer. Acaba kaç dereceye ısındı su? Çok merak ediyorum. Ölçemiyor. Ana yıkamanın bitip durulama kısmına geçmeye başlamasına hemen hemen 9-10 dakika bir şey kaldı. Bu arada çok fazla köpük göremiyorsunuz. Çok az deterjan koyduğumu düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden çok yeterli miktarda deterjan olduğunu gösterme adına programı kapatıyorum ve başka bir programı alıyorum. Makineye biraz su aldıracağım. Yine sıcaklığı 60 yapalım. Makineye biraz su aldırdıktan sonra da oluşan köpükleri görmüş olacaksınız. Şu anda fazla su olmadığı için köpük de göremiyorsunuz. Makine su aldıkça yavaş yavaş köpükler yukarıya doğru çıkmaya başladı. Aslında çok köpüklü olduğunu, dokulardaki köpükleri çamaşır kazana vururken çıkarttığı tok sesten ben anlayabiliyorum. Çünkü tam bir çarpma sesi vermiyor. Bu kadar çok köpük oluşmasının sebebi, çünkü çok fazla deterjan kullanmadım. En fazla o kullandığım yemek kaşığıyla birlikte yarım kapak sıvı deterjan kullandım. Özellikle işte çok su aldığı zaman, böyle yeterli miktarda su aldığı zaman ve yüksek sıcaklıkta böyle güzel köpükler görebiliyoruz. Bunu görmek için illaki böyle 2-3 kapak deterjan eklememiz gerekmiyor. Havlu nevresim türünden çamaşırların en temiz sonuca ulaşması için nasıl yıkanması gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bunun dışında unuttuğum herhangi bir şey varsa veya sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi ben yıkamama kaldığım yerden devam ediyorum. Sizlere de hoşça kalın diyorum. Evinizden çamaşır, yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.